ne yapıyorsunuz ya? Bu yakışıklı saçlarla kim ya? Gençleştik ya. Kanalı yeniden açtık ha. Ne haber? Şimdi gideceğiz, ne yapacağız? Ceyda Hanım'ın içeriği. Ceyda istedi. Buzdolabı düzenleme. Yeni buzdolabı aldı Ceyda. Ben çok izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sonunda yeşil buzdolabını paket yaptık. Paket yapmadık. Benim odaya koyduk. Söylemeseydin ne yaptık acaba? Kendime ait buzdolabım var. Söyleyeyim yavrum, isteyecek biri yoksa. Bir genç kardeşim abi kullanmıyorsan bana verir misin diyecek. Oğlum buzdolabını da istemez. Fırat'ı odaya attım. Buzdolabını da oraya koydum. Kahvesini de koydum. Daha da dedim bana uğrama dedi. Şimdi markete gidiyoruz. Markete gidiyoruz. İçini biraz dolduracağız çünkü bu büyük. Şey yapacağım. Instagram buzdolabı. Avrupa Amerikalı buzdolabı. Evet ama onlarınkisi açıyorsun içini. Yok efendim yeşillikler böyle duruyor. Yok bilmem ne. Yavrum o film bizim, olduğu için. Bizimkinde şöyle bir tane çay tabağı, üzerinde limon, rafta şeyler. Bizim dolaplar bu şekil. Yavrum, sarımsak durur burada bu kadar. Daha samimi, daha gerçek. Şimdi ben Instagram buzdolabı yapacağım. Hatta Instagram'da benim fotoğrafım var ya bir tane. Biz onu öyle yapmıştık. Arkaya doldurduk. Saçma sapan. Normalde Instagram fotoğrafıdır. Biz gidiyoruz şimdi. Markette görüşürüz. Küçük de market bir lok ha. Kutlu lokates falan olmuş. Şaka. Can çıktı ha. Dün buraya, şuraya kart düşürdüm. Ceyda şimdi İnşallah. Kartı çekmeye çalışacak çünkü... Ses kartını düşürdü Fırat. Şu kadar bir şey bu arada arkadaşlar, şu kadar. Evet, bulamıyoruz şu anda. Şu mikrofonların ses kartı. Dene bakalım. Bakalım, inşallah bulacağız. Yok, çıkmadı. Sesini duyardık. Koltuğu öne itelim, arkadan bak. Aa, kamyon geliyor kocaman. Niye kamyon geliyor ya? Sıkıştık burada. Gelmiyor, gelmiyor. Tamam, aç. Öne alsana koltuğu. Yavrum koltuğu öne alsana. Ya niye oturuyorsun? Oturmasana yavrum. Ceyda ne yapmaya çalışıyorsun? Öne alacağım koltuğu. Yavrum oturdun, nasıl ineceksin öne alınca? Arabayı da temizletmiş oldum ha. Acaba bu mikrofon çok mu uzakta duruyor? Sonra bana Utku Bey efendim. Bir şey olmaz, hadi hadi. Hadi hadi. Sen düşürdün, ceremesini ben niye çekiyorum? Benim şu an belim ağrıyor. Tamam yoktur. Gel. Aşkım bu sıcakta sana montun da patlamıyor mu? Üzerine yapıştı, çıkarmıyor ya. 6 aydır bu montla geziyorum. Ben de böyle serseri serbest stilim. Gez tabii ki de, mont dediğin bir kere alınır da. Sen hiç çıkarmıyorsun. 4 yıl önce aldım. Alnı mı var ya, uçak pisti ya. O zekisin diyedir yavrum. Çok zekisin. Neler yapıyorsun? Şaka. Evet bir sürü şey aldık. Çektiğimizi zannederken gene... Çekmemişiz. Yani çekmişiz de karanlıkta bırakmışız. Bak neler aldık, bak göster. Ne aldık da bir sürü şey dedi. Benim dolabıma Alaska frigo aldım. Zeytinyağı, bir takım şeyler. Ceyda bana tost dondurma yapacak. Dondurma aldım. Fırat'a tost yapacakmışız maybe. Tost ekmeği alayım mı şurada? Al bakalım. Aa, Türk kahvesi. Sonuçta en önemli şey. İki tane al. Bakkal boy mu? Battal. Ha, battal. Bu boylar bakkalda bulunmalı. Ama biz hiçbir şey almadık. Böyle bu dolap dolmaz ki. Şundan alsam yer misin? Bak şu antrikottan. Hazır toslu. Ay elektrik çarptı. Hindistan cevizi ezmesi mi? Kesin alırım bana da. Şunlardan mı alsam ya? Ha? Şunları bazen sabahları çok seviyorum ama bazen de hiç sevmiyorum. Hı? Vazgeçtim. Acaba neyim yok? Aa, yumurtam yoktu. Bu açı markette çaktırmadan çekim yapıyoruz açısı. Arkadaşlar burası doldu taştı. Tamam, virüs tamam. Virüs ben ödüm tamam. Kopuyor bence gidelim. Hadi yürü. Gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Hadi yürü. Aldık alacağımızı da çok kalabalıktı, biraz gerildik, hemen çıktık o yüzden. Ben beceremiyorum arkadaşlar. Ben yapamıyorum abi. Ne yapamıyor ya? Abi çok kalabalık. Sevmiyorum Ceyda. Neyse gidelim yerleşelim. Zaten ne aldık acaba o dolabın içine koyacak? Şimdi dolabın tamam, bir de benim dolabım var arkadaşlar. Benim bir tane dolabım... dolap mı yerleştireceğiz, ne iş? Hayır, benim dolabımda ben bazı şeyler koyacağım. Ne koyacaksın Fırat'a kendi dolabını? İçeceklerimi koyacağım, çıkolata koyacağım. Şekerleme koyabilirim, et alıp et koyabilirim. Ne alaka, ama... et mi yapacaksın odanda? Mangal mı kurdun balkonunda? Ama ne yapacaksın? İstersen, ben dumansız ızgara istiyorum zaten. Fırat sen ızgara falan isteme aşkım. Sen dumansız ızgarayı yakar, ekmek arası duman yedirirsin bize. O mangal gibi oluyor tadı. Ben dumansız ızgara istiyorum arkadaşlar. Nerede yapacaksın? Salonda. Şey, salon mu? Salonda mı? Mutfakta ya da odamda. Dumansız zaten Ceyda. Vallahi sen kendi odanda yap. Kendin pişir, kendin ye Fırat. Ben de istiyorum ya. Arkadaşlar bizim evde Mihaliç peyniri fabrikası var ya. Sağ olsunlar, insanlar göndermişler. Tamam da yemiyorsun. Daha yiyemedim, ne yapayım? Sen yemedikçe yenisi geliyor. Ben de komşulara paylaşıyorum, arkadaşlarıma veriyorum, kızlara veriyorum, akrabalarım geliyor. Yine de her yer Mihaliç peyniri doldu. Ne yapılıyor Mihaliç peyniriyle? Tost. Abi işte ben aldım bak, tost yapsan keşke. Çok güzel olur. Bundan sonra arkadaşlar Instagram storiesinden hep duyuracağım. Ceyda'nın yaptığı tostların fotoğraflarını paylaşacağım. Bakalım yapmış mı? Bir ara bana yumurtalı tostlar yapardım. Bak yanar çıktım ya. Şimdi eskiden bizim eski evimizde ocak böyle alevliydi. Ben elektronikten hiçbir şey anlamıyorum ya. Bence güzel yemek yapmıyorum. Belki de yapıyor mu acaba? Emin değilim. Ben beceremiyor da olabilirim. Ama alevli de çok sıyordu tost böyle. Tavada tost yapıyordum şiş şiş. Burada kestiremiyorum şiş şiş. Bir kere denedim olmadı. Bir kere denedin olmadı. Alışınca ona çok güzel. Şöyle yakın çekim alalım, tost yapıyorum.
Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bunlar tipik canlılardır. Her videoyu izlerler, bildirime koşar gelirler, zili çanı açarlar. Abone olmak çok basit. Bir de cancıklar vardır. Bunlar videoları izliyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar, başka da videolara geçiyorlar. Kardeşim aşağı elini indir, abone ol. Ne olacak ya? Yani benim senden beklentim bu. Cancıklık yapma diyorum. Yok olmuyor. Ev zili bizi bildirme asla açmamıştır zaten. Ama canlılar öyle mi? Canlılar buzdolabında asla bozulmayan harika bir no frost sebzelik bölümü. Cancıklarsa bizim eski buzdolabı gibi. Bir şey bozuyor ya da aşırı donduruyor. Ya ikisinin arası yani taze mi yoksa milattan önce kalmış gibi mi? Belli değil. Cancık olmayın ya. Buzdolabından çöplüğe gitmeyin. Canlar fresh, cancıklar küflü. Vay! Hepiniz hoş geldiniz yeni videolara. Ne diyorum ya, dur. Kanala hoş geldiniz. Ne diyorum? Yeni videolara hoş geldiniz. Yarın zaten videoya abone olduğunuz için diyordum. Onu diyecektim, onu diyemedim işte. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Videoyu da izlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi devam ediyoruz. Evet, gidi. Düt dürüt. Malak blak. Oooo. Evet, eve geldik. Şimdi, buzdolabımız burada. Ha, buzdolabını aldık. Daha öncekileri boşaltmıştık. Onları şey yapacağım, göstereceğim size bununla. Evet, mutfağın halini göstereyim şimdi size. Bozuldu. Yok. Selam. Hello. Evet, mutfağın hali. Hepsi yerleşecek. Ceyda'nın asla kullanmadığı bin bir türlü şey. Aslında bu dolap Ceyda Hanım'a yeterdi ama Ceyda Hanım kesinlikle yeterli tutmadı. Fırat. Öyle ama. İnsta hayırlısı. Buzdolap. Ne alaka? Ceyda, insta buzdolabı diye bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey değil. Var, göreceksiniz. Başlığa koydurduysa o koydurmuştur. Bir şey söyleyeyim, birazdan göreceksiniz. İnsta blogger buzdolabı. Kesinlikle böyledir buzdolapları. Bunları içiyorum. Güzel, hoşuma gidiyor. Sırf böyle tipinden filinden var ya, ben size söyleyeyim ya. Aç ya. Hayır ya, badem sütü falan hoşuma gidiyor. Soy sütü, zart sütü. Soy sütü, cart yurt. Sütler buraya. İşte aynı boyutta ama içeriye doğru derinliği var bunun. O yüzden sığdıracağımızı düşünüyorum. Bak, bir de RGB'li. He, anlatak azıcık ya. Buraya sebzeler konuyormuş. Buraya kahvaltılıklar. Aşağısı da buzluk. Ya var iyi. Bunları içmediğine eminim abi. İçiyorum da bu abi, kadar. Abi son kullanma tarihi 25.10, 04.10, 11.10, 13.09. Nasıl ya? Bayağı uzun süre dayanıyormuş. Bu nasıl süt, evet, lan? Vegan olduğu için içeriği daha farklı. Ya, süt değil mi yani? Süt ama öyle uzun süre dayanabilir özellikleri oluyor yani olabilir. Işte. Neyse, bademden çok bilmediğim sıvı için çok gereksiz yorum yapmayayım. Ya bademden çıkan sıvı yani. Süt değil yani. İnek değil yani. Badem süt. Badem süt. Ve ela gözler beni. Şimdi. Dolap kapalı kalsın yavrum. Elektrik parası. Ama mink ötüyor zaten dolap açıkamış. O ne? Portakal ve kan portakallı gazlı içecekmiş. Ben soda zannederek aldım. Yanlışlıkla almışım. Misafirimiz gelir, bir şey olur. Veririk. Meraklından alıyor her şeyi. Alıyor. İçmiyor da. Bunlar normal. Alıyor. Sen çap çap boy olarak kullandığın için duruyor. Bitti ki, burada yer kalmadı. Yavrum bunları yukarı al. Burada yer var. Hayır hayır hayır. Yavrum. Ya Ceyda. Burası içeceksin. Bu kadın. Ben burada niye çekiyorum? Burayı niye çekiyorum? Sen ne yapıyorsun ya sen? Abi neden bu evde bu kadar salça? Neden biliyor musun Ceyda? Kapat, ötüyor. Bomba patlayacakmış gibi ötüyor bu da ya. Ceyda'cığım. Fırat, bunlar neden çünkü çok bu kadar? Çünkü sen alıyorsun. Mayonez. Kadınım sen alıyorsun. Ne? Bağırsın. Bunlar kim yiyor ya bu kadar? Mayonezin yüzü. Bunu ben yiyorum bak. Bunu ben yiyorum. Yiyorsun ha sen bunu. Evet, yiyorum. Aç. Buraya koymak zorunda değilsin. İçerideki dolaba koy. Ya ne alakası var ya? Sen odanda oturup ağzına mayonez mi sıkacaksın yayın yaparken? Birden fazla varsa ne yapacağız? Bak, biri mayonez, biri daha mayonez, o da mayonez, o da mayonez. Neden bu kadar mayonez? Bu bir dakika, bu piknik videosundan kalma çünkü. Mangal yapmıştık ya, kömür yakmıştın içeri. Ha, oradan mı kalma? Koy. Vallahi bunu yapamazsam burada oturur alırız. Bir takım bir şeyler oluyor ama kesin bir şey oldu yani. Sıcaktan bu erimiş. Plastik yemiştin, oradan kaldığı için, tamam. Curry mango sos, bak bunu ben almam, mango sos diyor çünkü. Bunu aldı, bunu niye tutuyorum? Bunu aldı, hiç bakmamış tadına. Bakın, blogger buzdolabı. Evet, tamam, devam edelim. O kartorları yiyecek misin? Bunları sen videolarda lazım oluyor falan diye duruyor. Yine ötüyor, abi patlayacakmış gibi ötüyor ya. Çabuk bomb, bir şey oluyor. Yeni aldıklarımı daha çıkarmadım. Önce kendiminkileri yerleştiriyor. Bak, bitmiyor abi. Niye bu kadar var sos ya? Yavrum, biri honey mustard'tır, biri ketçaptır ya. Honey mustard'tı bu. Aa! Boylarına göre sıralayacaksınız. Allah aşkına, bir hafta sonra bir bakalım nasıl olmuş burası. Gerçek bir Insta girl böyle hazırlar dolabını. Renklerine göre de diz bari. Ya yeni bir şey aldığım zaman dizmek çok zevkli. Yavrum ben niye buradayım o zaman, diz ya. Sen çekeceksin işte. Ben yine kapatayım, patlamasın. Şimdi yine bitmeyen Fırat'ın sosları. Bu acı sostur, bu lazımdır zaten. Fırat'ı lazım olunca her şey lazımdır, evet. Bu önemlidir yavrum. Soya sostur, onu atabilirsin. Tatlı matlı yapacağım diye ağlamasın. At aşkım. Zaten bizim yiyeceğimiz bir şey değil ki. Bunu böyle ya. Kayısı ya. Fırat, sakın kötü yerleştirme. Ulan buraya.
Şimdi bakalım bir salçalarına. Bu neymiş? Arabiyatta sosu. Ceyda'cığım bu salata değil. Bu makarna sosu. Arabiyatta sosu yazıyor. Bırak, sen böyle mi koydun? Bir dakika, onları sen yerleştirirsin. Burada makarna sosu yazıyor. Makarna yapalım mı? Bak çok güzel olur. Arabiyatta sos. Evet. Arabiyatta sor bakalım. İyi miymiş? Çok hoş muymuş? Keşke. Ceyda hadi kendini doldur. Ben daha fazla dayanamayacağım bu konuda. Bunun salça olduğunu düşünüyorsan sen büyük sıkıntı yaşıyorsun. Salça mı arkadaşlar bu? Kahvaltılık sos da bu. O da salça değil. O da çemen ha. Patlıyor kaçın. Bunu ben yiyeceğim. Kahvaltılık sos ve salça tarzlarını buraya koyuyorum. İyi de ben oraya nasıl uzanayım yavrum? Çok geridedir yavrum. Ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Dalga geçmiyorum bak. Ben bazı şeyler var. Uzay gemisi patlıyor. Çevir çek bak şuna. Bu önde duracak bir kere. Bunu yiyeceğim çünkü unutmamam lazım. Unutturuyorsun. Böyle durmama ne ya? Gerçek bir Instagram'ın böyle bir dolu mu olur ya? Tamam sen ayarla ben karışmıyorum. Ayranımız var içmeye. Tahterevalliyle gitmiyoruz. Zıçmaya. Buraya atarız. Ama bu kadar bağıracaksan kapatayım mı ne yapayım ben bilemedim ki. İnşallah güzel dolaptır ha. Benimkinden güzel olduğu kesin de. Sponsorum sponsor değil bu arada. Böyle bir görünüyor gibi oluyor ama sponsor olduğu zaman her zaman söylüyoruz videolarda zaten. Aynen. Yok. Parasını verdi aldı. Bakalım memnun kalacak mı? Bir sene sonra ben bunu değiştireceğim. Küçük geliyor. Şurası soğutmuyor. Burası yamuk kalmış diyecek mi? Göreceğiz. Çüş artık bunun da bir diyebilirsin. Küçük gelmez. Onlar ne? Salça olduğunu iddia ettiğin herhangi bir şey salça mı bakalım. O domates bu bir salça değil. Domates şeyi. Bunu kullanmıyor asla. Bunlar stoklanıyor. Her dakika kullanılmaz. Var yemek yaparken kullanılıyor. Hayret salça. Bakın bir sürü salça var dedi bir tane çıktı. Henüz daha bir tane salça var. Özelhisar ayranı bu cam olduğu için herhalde. Gerçekten çok güzel abi. Güzeldi. Bunu bulmam lazım bir yerden. İnternetten söylenir bu ya. Bunlar var. Bu değil. O bu ne? Var. Bu kondanse süt. Evet. Bak onları ver mesela benim dolaba. Gerek yok burada. Kullanacak mısın? Bana şunu söyle. Ne zaman kullanacaksın? Bu dolap kapanındığında, bittiğinde, doldurduğumuzda fazla şunları kaldırılmayacağımız senin dolaba koyacağız. Neden şu an koymuyoruz? Çünkü neden içeriye gidip geleyim 40 saat? Ben koyacağım geleceğim. Tamam git götür. Ver abi. Bunu da ben alıyorum. Ya odada mı yiyeceksin? Bana ne abi ben alıyorum. Ya odada kendine buzdolabı yapıyor. Sanki şeyi yapacak orada ya. Benim dolabımda da bir şeyler olsun. Bir de diyor ki benim evde küçücük bir tane dolabım var. Bir tanecik kıyafet odam bir iyi. Abi çocuğun odası var. Kendine ait buzdolabı var. Odada yaşıyor, takılıyor kafasına göre. Efendim bir takım simülasyon bir şeyleri alıyor. Araba gibi bir şey kurmuş oraya. Bizim neyimiz var? Çok şükür. Evet, çeki ben alacağım bazı şeyler var. Ya neyi alıyorsun? Ben alacağım abi. Asla yenilmeyen bu sosu alıyorum. Neden alıyorsun abi? Sıktın mı bir kere bunu bir yere? Koyma, benim Instagram buzdolabım bozma şu an ya. Bak vallahi canımı sıkıyor. Abi ha. Yemek için almıyor. Sus. Süslemek için alıyor buzdolabına bir şeyleri. Farkında mısınız? Aynı giymek için almadığı gibi. Verelim hiç mi? Hiç giymemişim verelim. Sıfır. Sıfır. Giyilmemiş. Kazak veriyorum. Üzerinde etiketi var. Allah seviyorsun. O ne? Tereyağı. Laktozsuz, GDO'suz, geleneksel, fermente inek tereyağından sade yağ. Kız ben bunu ne kadar aradım yemek yapmak için. Yine salçaya koydum. Fazla salçayı versene götüreyim. Ya! Götürmeyeceksin. Daha var, daha var. Abi salça alınmış eve başka bir şey gelmemiş bak, bu arada. Bak en çok ihtiyacı olan şey zeytinleri. O salça mı yavrum? Her şey salça zannediyor. Kahvaltılık acuka diyor. Bak gene patlıyorsun. Abi inanılmaz. Bu evde kahvaltıyı tek kişi yapıyor. 70 tane kahvaltılık sos var. Hepsi gelmişler bir yerlerden sağ olsun. Mesela bunları yiyor musun aşkım? Hiç açmamışsın. Doğal vişne ezmesi o. Ben bunu neden atayım ya? Yeniyor. Ceyda sen hayatında hiç vişne ezmesi ve kayısı pekmezi yedin mi lan? Doğruyu söyle. Yemin et. Kadın buzdolabı neden yetmiyor biliyor musunuz? Ben bazen bunun arkasına hoarders gibi buzdolabını boşaltıyorum. Atıyorum bazı şeyleri. Ne bulursa dolduruyor arkadaşlar. Arkadaşlar yenmemiş bir şey niye atayım? Kapağı açık yemiyor değil. Yemiyor ama. Yemiyorsun ya ama. Fark eder mi? Atılır mı ya? Yemiyorsun. Birine vereceksin. Veriyorum. Yemiyorsan tamam bir durmasın burada. Benim buzdolabına koyalım. Bir ses dursun. O ne? Bir tane su. Nereye koyayım bunu? Yok var orada su damla. Şunu o öbür tupperware'in yanına koy. Tupperware ne lan? Ha bu. Tupperware'leri de yemin ediyorum Utku yüzünden aldım ha. Utku'ya selam. Masraf yaptırdı bana. Bu ne? Zeytin. Ha bunlar şimdi kahvaltı. Bunları biraz önde tutacağım tabii. Anlamıyor ki her şeyin kahvaltılık olduğunu. Yavrum her şey kahvaltılık. Devam et. Çünkü ben evde en çok kahvaltı yapıyorum. Yani akşam yemekleri falan. Burası çok gereksiz bir bölümdür ha. Çok küçüktür burası. Bak sen buraya koyacaktın salçaları. Hayır bunları koyacağım oraya. Yeter sen de be. Patlayacaksan patla artık. Ne bunlar? Kapalı tupperware'e konur bir şey ve hiçbir zaman bozulmaz Fırat. Bunu hiç tamam ne olmaz. Buldunuz biliyor musun bunu? Evet. Ne? Dur söyle. Zeytin bir tanesi, bir tanesi de şey. Kayısı falan gibi bir şey. Ya abicim bak bu evde kahvaltıcı açarım ben ya. Tamam bunları alıp kullanacakmışsın. Arkaya koyduk hiç gereksiz onu unutuldu onlar 5 yıl boyunca orada kalacak arkadaşlar. Şimdi hazır olun. Bu bizim kızlar vardı ya hani hatırlarsanız pandemide paylaşmıştık bizim canlardan. Bu inanılmaz bir salça abi. Salçası. Hatay'dan geliyor bunlar. O kızlar pandemi yüzünden babaları malum çıkamadığı için pazara Instagram sayfası diye açmışlardı. Çok iyi ama çok. Buraya aşağıya koyalım size adını. Onlardan kesin salça alın. Ben başka hiçbir yerden almıyorum. Öbürküler
öbürküler geliyor güzel lezzetli ama. Madem almıyoruz öbürküler güzel lezzetli, neden vermiyoruz? Neden burada duruyorlar? Aşkım. Bunlar tek tük kalanlar. Bir iki çünkü tane. Ben de kızların salçasını seviyorum sadece. Özellikle acılı salçaları çok güzel. Yavrum tamam dur yavrum patlayacak sıfatın. Bu ne? Bunu domates sen rendesi. Yemekte kullanmışsın. Benim hiç kullanacağım şey değil o. O zaman benim bu dolabımda bu. Bu bazı şeyleri yanlış anlıyor. Kendi dolabına götürdüğü şeyleri niye kendi dolabına götürüyor bu? Burada yemek mi yapacak? Ben anlamadım. Neyse. Ay çok sevindim ya buzdolabını büyük aldığım için. Neden biliyorsunuz? Çünkü gerçekten her şey içine sığacak ve heyecan doluyum. Yeşili benim hatamdı. Yanlışlıkla aldım. Evlenirken bilemedim. Yetişir diye düşünmüştüm. Olmadı. Bunu yanlış yere mi taktım? Biraz aşağıda kalmış. Utku sonra ağlamaz. Ağlamaz. Krem peynirimiz var. Ne o? Böyle bir acı bu biber. Bu nasıl krem peynir lan? Bak gitmiş burada. Robiola tam yağlı taze Robiola peyniri buffa diyor ya. Anında kesin 250 TL vardır bu. Değil. Tipinden belli bunun. Üzerine kırmızı inek var çünkü. Bu böyle Instagram durur ya. Şunları peynir bölümünü aç bakalım getiriyorum. Abi hazır olun peynirlere hazır olun. Arkadaşlar kahvaltıcı açtık. Dilim peynirimiz, kelle aile boyu, kelle bunlar peyniri. Bunlar benim yiyeceğim şeyler değil. Mihaliç peyniri aile boyu. Bu nedir Ceyda'cığım? Peynir işte. Bu da peynir işte. 5 kilo peynir çıktı ha. Bunlar hediye geliyor da ondan birikiyor. Bak, orada da peynirlerim var Ceyda. Aa, ne kadar garip. Biraz daha peynir. Mihaliç kelle ikisi bir arada peyniri. Aç yavrum. Hayret bu da tostluk mihaliç peyniri. Mihaliç kaynıyor ev söylemiştim. Sen mihaliç mezunuydun. Haliç mezunları ağlıyor. Arkadaşlar. Dil peyniri. Evet dil peyniri. Nereye koyuyoruz? Dil? Aşağı koyuyoruz herhalde bunu. Aa, kahvaltılık lor peyniri. 1 kilo. Bu evde ben peynir yemiyorum yavrum. Bana gönderilen peynirlerden biri bu. Ya bu kadına niye bu kadar peynir gönderiyorsunuz? Tarım Köyleri Bakanlığı YouTube kanalı mı burası ya? Sürekli peynir, salça. Sağ olun arkadaşlar ama gerçekten göndermeyin. Bak bu atmıyor. Aa, beyaz peynir. 1 kilo. Beyaz peynir. Buzluğa. Çok ilginç. Acı sos ve salça. Salça değil yavrum. Kahvaltılık sos. Bunu Figen yaptı arkadaşım. Köyde getirdi bana. Oo kahvaltılık böyle. Utku acı sos istiyorsan yazsana. Sen seversin. Ama sen acı yemiyordun galiba ya. Sen cancıktın. Acı sos istiyorsan vereyim ben şunu. Değil. Utku kahvaltıyı çok seviyor. Ona bir paket yapsana ya. Bir aylık maaş niyetine. Utku iki kurgu bedeli sana güzel bir peynir tabağı hazırlayacağım. Peynir sepeti. Ama bayağı güzel böyle. Zeytin, bol bol kahvaltılık sos, salça gibi görünen başka kahvaltılık soslar da koyacağım kardeşim tamam mı? Yemek bu. Ne yapayım bunu? Açı dolabı da koyak. Artık utanmıyor. Kapalıyken de patlıyor. Ay toplu toplu yerleşik yerleşik. Hiç de güzel görünmüyor ha. Sus be. Daha koymadık hiçbir şey. Utku sana çok güzel sepet yapacağım. Altcoin sepeti gibi. %50 mihaliç, %30 beyaz peynir, %20 lor, %10 çünkü hepsini bir anda alma. Düşebilir fiyatı. %50 mihaliç yoksa %70 mihaliç. Ne? Belki öbürünü atarız diye, bunu kullanırız diye yapayım dedim. Neyi ya? %50 mihaliç dedin ya. Ya bunu da atma, onu da atma. Hayır. Yani bu görsünler, bu espriden espriye geçiyor. Fıratı yok. Mizah anlayışım bu şekilde harcayamazsınız. Arkadaş, karıcığım. Hayır. Bana bak, sana bir şey söyleyeceğim. Patlama olmadan sana bir şey söyleyeceğim. Senin bir mizah anlayışın yok, anlıyor musun? Senin mizah anlayışın yok. Öyle bir anlayış yok. Anlaşılmaz bir şey bu. Özür dilerim. Bir şey söyleyeyim. Benim mizah anlayışım yok mu? Ya al işte bak. Yok. 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 Espri alert. Espri alert. Çekil yavrum, kapatayım. Can çıkmadır nedir? He şunları da oraya koyayım. Onlar ne abi? Bunlar kolajen yağı saç bakımı için. Buzdolabında niye duruyor? Kemik suyu. Nereye koyayım Fırat? Çekmeceme mi koyayım? Benim dolaba koyalım. Ben dolabımda istemiyorum. Git, tamam peki. İstiyor musun? Koyayım, ver koyayım. Koymayabilirim burada yer var. Ver ver ver. İğrenç ya. Her şeyi dolduruyorsun dolaba. Bu dolap bir aya dolar. Ben size söyleyeyim. Bulduğumu ya, getirdi be. Ya dolsun diye almadık mı zaten? Çok şükür dolduruyoruz işte. Kullanmadığın şey ya, dolapta. Kullanmıyorum. Arkadaşlar çok özel bir şey sorabilir miyim? Siz dolabınızdaki her şeyi her saniye kullanıyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir mantık anlamıyor çocuk ya. Şimdi buradan benim sesimi al Utku. Duysun canlar. Daha önce dolapta ben çok küflenmiş şey attım biliyor musunuz? Bu kadın farkında değil. Küflenmiş bazı objeler duruyordu. İçeride konuşuyor kendi kendine abi. Bir gün dedim ki ulan bu dolabı değiştireyim diyor. Ulan ben dolaptan bir şey yemiyorum. Bu tek başına ne yiyebilir diye düşündüm. Ondan sonra dedim ki bir bakayım. Bir baktım. Bir daha baktım. Her yer küf dolu. Anlatabiliyor muyum? Hoarders, hoarders. Teşekkür ederim. Fırat sen içeride kendi kendine ne konuşuyorsun? Kendi kendime değil. Ben canlara anlattım. Ne onlar? Küçük bir peynir ve biraz sucuk. Aa peynir mi? Çık. Peynir ha? Neden benim suçummuş gibi davranıyorsun Fırat? Yani iki pazara gitsek, bir tezgah açsak 2-3 bin lira para kazanırız bu peynirlerden. Öyle düşün yani. Peynirleri elimden çıkarıyorum. %90'ını çıkardım. Bu arada elimden. Çıkarıyor. Gerçekten koliyle peynir geliyor. Ben benim kadar bir şey vermeyi seven insan var mı? Sağ olun ama göndermeyin arkadaşlar. Biz iki kişilik bir aileyiz canlar. Benim adıma fakire fukaraya gönderin. Daha çok sevindirirsiniz yani. Doğru. Yavrum ne yapıyorum? Benim oldu bunlar da. Al götür odaya belki lazım olur. Aa üst katta varmış ama oraya bir şey konmaz ki. Ben sana dedim orası dandik bir yer. Bence burası yumurtalık olur. Saçmalama Ceyda. Neden? Ne alaka? Bebeğim senin boyun uzanmıyor. Yumurtaları kırarsın yavrum. Hayır ben yumurtalık yapacağım. Yavrum kırarsın yavrum. Başka 1,5 kiloluk bir peynir daha. Aa bir tane daha peynir. Yavrum sepet peyniri. Al yavrum. Utku gerçekten sana bak 3 videoluk peynir veririm yavrum.
Beyaz peynir yavrum. Beyaz peynir. Tereyağına bak. Kullanmıyor ya tereyağı. Bir tek ben kullanıyorum. Şimdi bundan gelen kutunun içinde 3 tane vardı. 2 tanesini verdim. 1 tanesini de buraya koydum. Bu kadar. Bir tane tereyağım var zaten. Aa, yine bu adam. Hep bu adam var abi. Bu arada bunlar sponsor değil ha. Hiçbiri değil. Hiçbir şey. Zaten sponsor varsa bir videoda kesin söylüyoruz. Öyle bizde... Aynen. Bir linki vardır olsun. Yalandan reklam yerleştirme yok yani. Neyse ne olduğunu görmüş olduk. Buradan bir toparlar bir poşet daha dağıtırım. Kesinlikle inanmıyorum ya. Bir süt ürünü daha. O... Tereyağı. Kesinlikle inanamıyorum. Nasıl olur? Aa. Gene patlama çatlama sesleri. Kadının... Tereyağları. Bu ne Ceyda? Peynir bence gene. Aa yok canım olamaz peynir falan. Peynir mi arar bizim evde? Ben gerçekten peynirci açıyorum arkadaşlar. Ne oluyor ya peynirleri? Abi sana bir 500 gram can keseyim. O pahalıymış. Ucuz yok muydu? Cancık var. Cancık peyniri keseyim. Sepet cancık. Sepet cancık keseyim ben size. Tamam. Ama ben size söyleyeyim. File can güzeldir de sepet cancık. Yani biz müşterilerimize pek önermiyoruz. Uygun hesaplı olsun diyenlere sepet cancık veriyorum. Teşekkür ederim. Başka yok mu peynir süt ürünü ya? Allah aşkına. Ağlayacak dolap. Lütfen. Bu neymiş? Kayısı. Koyalım. Yenmemiş. 2 tane yenmiş. Ya Ayşe her dakika yenmez diyorum. Beni gerçekten kriz ettin ya. Kriz etmek. Ne yapayım? Bütün gün ağzıma bozma şey mi tıkayım? 3 kuruş yemek yiyorum zaten ben. Lor peyniri ha biberli. Peynir yani. Bu da bir süt. Bunu da vereyim peynir. Ben ama dolapta dursun. Sen bunu beğenmemiştin ama ben çok sevmiştim. Kaç kere yedin? İşte yapmıyorsun. Ben yapmadım. Aç şurayı aç koy bakayım. Git kendi dolabına koy çok sevdiysen. Ben yemiyorum. Benim dolabımda durur. Sıra koy şuraya. Ben koyayım. Hayatı kamera önüne oyunculuk. Bunun acaba tarihi falan falan fiş. Aa üstüne yazıyormuş tavsiye edilen tüketim tarihi 20.01.2023. Çok güzel. Ama bir şey söyleyeyim 2023'e kadar bunu yapar mısın? Sen yap. Bak bir tanem sevgili karım ben video dışı yemek yapamıyorum yavrum. Neden abi? Nefret ediyorum çünkü. Hiç sevmiyorum yemek yapmayı aslında. Ben de kendim ufak tefek yemek yapmayı seviyorum. Böyle büyük büyük işler yazıda yorgunum tüm gün çalış. Aa biz ne yapacağız ya? Bize biri yemek yapıversin ha? Hayır canım herkes hem çalışıp hem yemeğini yapıyor. Ne alakası var? İşte biz yapamıyoruz. Biz gerizekalıyız galiba. Ben biraz salak. Malız ha? Bakayım bakayım. Mal mıyız? Biraz mallık var. Ya senin saçları çok güzel oldu ya. Evet çok sağ olun. Bakar mısınız? Bu arada kamera önü yalancılık dedi. Kamera önü yalancılık kurslarımız başlıyor arkadaşlar. 3 haftalık bir kurs. İlk hafta hızlandırılmış cancık kursumuz var. Daha sonrasında 3 haftalık can kursumuz var. Kamera önü yalancılık Instagram storiesi olur, video olur. Arkadaşına gönderdiğin video, mesaj olur. Kız arkadaşın aradı. Şuradayım tarzında videolu karşılaşma olur. Bunlardan korkmanıza gerek yok. Hızlandırılmış kamera önü yalancılıkta hepsinin dersini veriyoruz. Şeye çok gülüyorum ya. İnsanlar sürekli canlı yayın yapıyorlar ya. Bir de canlı yayına birilerini bekliyorlar şöyle. Ben nerede oluyor bu? Instagram'da. Hiç açmadım ki. Ben de açmadım. Bekleyenleri sonradan videolarını izliyorum. Evet biri daha gelecek. Bu bekliyoruz. Bu ne? Zehir mi bu? Annen bu özel olarak yaptığı nar ekşisi. Anam benim. Anam Serpil Hanım özel yapmış. Çok güzel. Yapacağım. O yüzden buzluğa koyma. Bunları aldık. Buzluğa koyma. Ha. Yapacağım. Fırat Albayrak bunları yapacak mı buzluğa koymayın dedi. Göreceğiz. Ben buraya koyuyorum. Sizin gözünüzün önünde şahit. Toplamda 2 çilek yiyince bütün gün doymuş olan Ceyda Kasaba'nın aldığı çilek sayısı arkadaşlar. Birazdan bu çilekleri nasıl bozulacağını izleyeceğiz. Birazdan. Buyurun Ceyda. Buna buz dolduralım. Dolduralım yavrum. Doldur. Bakayım doldurabiliyor mu? Altı niye böyle peki? Tost ekmeği aldım. Ekmeğimizi şuraya koyalım. Bu nasıl çalışıyor bu? Bak üst tarafında böyle bir şey var. Açılmıyor. Alt tarafı da bu. Ne oluyor? Bunu böyle kapatıyorsun. Gerçekten sen biraz cancıklık kanında var senin ha. Niye açılmıyor ya? Burası ne işe yarıyor? Ne yapıyorsun yavrum? Buzları altına döküyorsun, tutuyorsun herhalde. Ne bileyim ben başka ne işe yarası? O buzlar da birbirine yapışır yavrum. Bilmiyorum ne işe yarıyor? Var mı kullanan böyle bir şey? Mantıksız geldi bana mantıksız. Bir tane daha var. Buraya konmaz dedi Albayram. Gayet de koyuyorum. Al yavrum onu. Doldurdum. Yavrum sen o yumurtaları oradan alırken düşürürsün. Parmak ucuna bile kalkmıyorum bakın. Ha bunlar benim kahvaltıda işte Ceyda inşallah bana ileride tost yapar diye aldığımız ürünler. Bunları da şuraya koyayım. Onları ben frigolarımı bana bırak. Onlar benim içeri gidecek. Dondurma aldım. Bunlar benimdir. Ben yine belimi ağrıttım arkadaşlar. Şey taşıdım ağır. Buzdolabı taşıdım. Yalan atma. Şşş tamam. Yalan atıyor abi buzdolabını adamlar sağ olsunlar. İn aşağı eğil aşağı eğil. Öbür buzdolabını ben taşıdım içeriye. Orada biraz belimi sakatladım. O yüzden de cancık oldu gene. Kırdım. Daha yeni aldın Ceyda. Kırmamışım. Aşkım çok zorlanıyorum. Bomboş duruyorsun böyle. Ben bir yerden girmeye çalışıyorum, çıkmaya çalışıyorum. Ya bir şey aç, kendine bir görev seç. Kamerada bakayım. Kamerada da sürekli aynı açıda Utku diyecek. Niye bunu sürekli böyle çektin? Cancık Utku. Gel sen çek. Nereye çekeyim? İki kişi burada ne yapalım? Sallanıyor öbür türlü. Alayım ben bunu elime bari. Utku'dan azar işitmeden. Evet arkadaşlar Cancık Utku azarını işittiğimiz için. Bakın Ceyda Kasabalı şu anda şu şekilde bir dolap yaptı kendine. Şöyle gereksiz sosları. Hindistan ceviz ezmesi aldım. Çok lazımmış gibi. Anlamsız sütleri ve bir sürü yani boşlukla dolu. Yani şuradan sebzeleri gelecek. Sebze. Evet. Şöyle bir zeytinyağı aldık denemelik. Allah büyük. Bakayım. Gösterseydin de görselerdi.
Ha, böyle bir şey aldık. Tadanlar varsa söylemesine gerek yok. Zaten aldık artık. Geç kaldım. Havucumuz var. Fıratal Bayram'ın odasına dolabı göreceğiz biraz. Benim dolabım çok samimi ve gerçek. Senin dolabında hiçbir şey yok. Nerede benim camlarımın yaptığı şeyler? Onları asacağım ben. Asacağız herhalde. Aa, hiçbir zaman görmedim daha önce yediğini. Bunları yiyor musun yavrum? Ne yediğimi nereden gördün ki Fırat Hanım? Aynı evde yaşıyoruz ya. Buzdolabına sadece kahve almaya geliyorsun sen. Aynı evde yaşıyoruz ya. Aynı evde falan yaşamıyoruz. Nasıl yaşamıyoruz? Herkes öğrendi bak şimdi gerçeği. Aslında evli değiliz. Bu bir proje. 2 yıldır bu projenin parçasıyız. Evet, artık gerçeği öğrendiniz. Burası bir set. Bakın, set olduğunun kanıtı. Kameranın yalancılığı eğitimlerimizin kanıtı. Biz aslında evli değiliz. Burası bir set arkadaşlar. Proje, hep proje evliliği bu. Yavrum projedir. Para vermiş gibi bu dışarıda duruyor bak. Görünsün diye. Şöyle koysana ya. Elmalarını getir bakalım. Elma yer bak. Muz, kivi, elma. Bu çocuğun en sevdiği besinler. Hayır, ben hiç kivi yemem. Atma ya. Kivi demişim işte, avokado. He. Hayır, onlar yukarıda kalabilirler ikisi. Burası yukarısı zaten aşkım. Bunları ben şöyle buldum, çok güzel. Böyle yemeklerin üstünü falan kaplıyorsunuz. Hani stretch mi stretch zor oluyor ya, bunları böyle yıkıyorsun değil mi? Güzel bir şey. Çek dışarıdır ha. Çağır. Gel yavrum, buzdolabını gösterelim. Geliyorum. Boş aşkım dolap. Hani Instagram dolabı olacaktı bu? Olmadı. Değişik şeyler var, her şeyini düzenledin. Şimdi benim dolabı görelim mi? Ha? Bir de benim dolabı... İlkokulda defterlerimi gösterirdim ben böyle sayfa sayfa. Peynir. Biraz daha peynir. Evet, daha fazla peynir. Şimdi Fırat Albayram'ın dolabına bakalım. Gel sen bakalım. Ben dolabına, sen kendin göster. Evet, Albayram'ın dolabını görelim. Bakın bu canlardan. Evet. Ceyda Kasabalı olsa da ben koydum. Burada benim toz koparan da hediye etmişlerdi bana, bir tane çocuk arkadaşımız çok yapmış. Çok güzel çizmiş bu arada. Çok evet. Güzel bir gözü var bence. Burada Ceyda yazıyor. Yandan bakınca Fırat yazıyor. Burada benim karım. Karım. Bu da köpeğim, ben ve karım. Şimdi o dolabımıza bakalım. Dolabım zengin. İçeceklerim var. Kivim bu. Kivi. Burada duruyor. Biraz tamek. Çili sosu. Saçlarımız için argan yağı. Neydi bu? Kemik suyu ya. Kemik suyu. Şey ne denir bu? Süt yok ama Royal Cove'dan yani kraliyet ineği sütü. Alaska frigolarım. Onlar buzluğa konmuyor mu? Yani karışma. Ama aşkım erir giderler. Buzluğa koyayım peki. Erimişler zaten Ceyda. Buzluğa konur çünkü Fırat. Erimişler zaten, dışarıdan erimiştir. Buzlukta da biraz sucuğum var. Bundan sonra bunlar bende. Bu içeceklerimi buradan alacağım. Kalkacağım alacağım. Böyle. Evet. Buzdolabını düzenledik istediğiniz gibi. Umarım keyif almışsınızdır Ceyda'nın buzdolabından. Kendinize iyi bakın. Çok seviliyorsunuz arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyoruz. Peynir isteyen varsa ucuzdan ayarlıyorum arkadaşlar. Çok ucuz. Benim peynirlerim daha ucuz. Piyasanın yarı fiyatına. Heh.